Merhaba arkadaşlar, bugün size papatya şal modelinin yapımını göstereceğim. Daha önce yelek şeklinde göstermiştim, hani kare olarak. Şimdi de şalını göstereceğim istek üzerine. Şimdi bakın, bu şekilde angora tarzı iple de yaptım. Bu normal ip, örgü ipi arkadaşlar. Bu da angora ip tarzında. Angora ipi yani. Şiş olarak 3 numarayı kullandım burada. Burada da çok güzel durdu, kendisini gösterdim o da. Hani merak eden olursa diye. Ben de merak ettiğim için o iple başladım arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Yine örgü ipiyle başlayacağım bu sefer. Şöyle tok dursun diye. 5 tane ilmek atacağım şişime. 2, 3, 4 ve 5. İkinci şişimi aldım. Şöyle kamerayı düzelteyim. Bu video bayağı sorunlu oldu. Bu üçüncü yapışım arkadaşlar. Kusur. Hani siz görmediniz ama ben sildim onları. İnşallah bunu da yapabilirim. Ya benim yanlışlığım değil. Ortam şey oldu. İki tane düz ördüm arkadaşlar. Başına sardım. Bir düz ördüm. Başına sardım. 5 ilmek örmüştüm, hani ilk 5 ilmek başladım. Sonra 2 tane kenar ilmek. Şimdi ön tekrar tersine geçtim. Tersinde ilk ilmeği düz örüyoruz arkadaşlar. Diğerlerini hep ters öreceğiz. Bir de modelin arkasında model toplarken farklı şekilde öreceğiz tersini. Başka da bu tersi hep ters olacak. Şimdi ön düze tekrardan geçtim. 2 tane kenar ilmek düz ördüm. Başına sardım. 1 düz, 2 düz, 3 düz. Başına sardım. 1 kenar ilmek düz ördüm. Tekrar başına sardım. Başına sarmadım. Onu örmeden aldım arkadaşlar. Şimdi tersindeyim. Hepsini dediğim gibi ters öreceğim. Hepsini ters ördüm. Böyle 9 ilmek olunca artırmalarla birlikte modeli öyle kuracağız. Bir kenar ilmek, ikinci kenar ilmek düz. Başına sardım. 1, 2 düz, 3 düz, 4 düz, 5 düz. Başına sardım. 1 düz, bir de kenar ilmek. Kenar ilmek dediğim şu arkadaşlar. Şu ikisi şuradan gidiyor. İkisi de şuradan gidiyor. Yanlarında bakın. Her düz tarafında yanlarda artırdım. Terste artırma yok zaten. Mutlaka düzde 2 ilmek ördükten sonra artırın. Şimdi tersindeyim. Hepsini ters örüyoruz. Modelin tersinde. Düze geçtim. 1, 2 düz, başına sardım. 1 düz, 2 düz, 3 düz, 4 düz, 5 düz, 6 düz, 7 düz, başına sardım. Bir kenar ilmek düz ördüm. Diğerini örmeden alıyorum çünkü kenarı güzel, düzgün çıksın diye. Kenarla birlikte 9 ilmek oldu arkadaşlar. Şimdi tersini yaptıktan sonra ön tarafta modelini, papatya modelini oluşturacağız. Hepsini ters örüyorum arkadan. Ön düze geçtim. 2 tane kenar ilmek düz örüyorum. Başına sardım. Bakın burada bir sonraki papatyanın zeminini oluşturmak için burada papatyadan bir tanesini düz ördüm. Başına sardım. Sonra bir düz, iki düz, üç düz ördükten sonra dört düz örelim arkadaşlar. Ben yanlış yaptım sanırım. Dört düz ördükten sonra bakın buradan ilmek alıyorum.
Buradaki delikten, ilk delikten sol şişle ilmek aldım ve düz ördüm. Sonra ikinciyi de sağ şişle alıyorum. İkinci delikten sağ şişle ilmek aldım, düz ördüm. Üçüncü delikten sağ şişle ilmek aldım, düz ördüm. Dördüncü delikten sağ şişle ilmek aldım, düz ördüm. Sonra karşıdaki delikten, hani dört bir tarafta, dört bir tarafta delik oluştu. Her birinden bir tane böyle sağ şişimle ilmek alıyorum, düz örüyorum. İlmek alıyorum, sol şişe geçirip düz örüyorum. Sonuncuyu yapacağım şimdi. İlmek aldım, sol şişe geçirdim ve o ilmekleri düz ördüm. Sonra bir düz, iki düz, üç düz ördüm. Başına sardım. Bir düz, başına sardım. Bir düz, bir de kenar. Bu şekilde. Şimdi tersten kapatacağız papatyayı. Kenar ilmek bir düz ördüm. Sonra bir ters. Sonra bir ters, başına sardığımı bir ters. Bir tane daha ters. Sonra bir, iki, üç ters ördükten sonra bakın ipi öne aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 9 tane ilmeği birden kapatacağım. Niye 9 tane derseniz hepsini toplayınca bir ilmek oluşuyor. Hani bakın. Şimdi göstereceğim hepsini birden toplayacağım böyle tersten, ters şekilde. Aldım, bakın bir ilmek oluştu. 8 tane olsaydı bir tane ilmek artmış olurdu. Bakın. Ondan sonra bir ters, iki ters, üç ters ördüm. Başına sardığımı ters, ortadakini ters, başına sardığımı ters, kenar ilmek. İki tanesini kenar ilmek ördüm. Evet, şimdi ön düzdeyim. Papatyamız oluştu şu şekilde. Şimdi bir taraftan papatyayı kapatacağız. Bir taraftan da yeni iki papatyayı açacağız arkadaşlar. İki düz ördüm, başına sardım. Bir düz, iki düz, üç düz. Başına sardım. Papatyayı çift alıyorum. Bakın çift aldım. Sonra bir düz, iki düz, üç düz, dört ile beşinciyi papatyanın böyle soldan sağa doğru çift alıyorum. Şekli güzel çıksın diye. Sonra başına sardım. Bir düz, iki düz, üç düz. Başına sardım. Bir düz, kenar ilmek. Çok basit aslında. Hani yapabilirsiniz. Anlayana kadar hani. Kavrayana kadar. Arkadan hepsini ters örün arkadaşlar. Evet, ön düzlüğe geçtim. Hatta iki tane kenar ilmeği ördüm. Sonra başına sardım. Bir düz, iki düz, üç düz, dört, beş düz ördüm. Başına sardım. Bakın papatyaya geldik. Oradan bir çift alıyorum. Sonra bir düz. Diğer iki tanesini de böyle dışarıdan içeri doğru çift aldım. Bakın 3 ilmek kaldı papatyadan. Başına sardım. Bu papatya kapanacak. Diğerleri açılacak arkadaşlar. 1 düz, 2, 3, 4, 5 düz ördüm. Başına sardım. 1 düz, kenar ilmek. Tersinden hepsini ilk ilmeği düz, diğerlerinin hepsini ters örün arkadaşlar. Evet, ön düze geçtim. 2 tane kenar ilmek düz ördüm. Başına sardım. 1 düz, 2, 3 düz, 4, düz, 5 düz, 6 düz, 7 düz, kenar ilmek, kenar diyorum, başına sardım. Sonra papatyayı kapatıyorum arkadaşlar. Üçünü birden alıyorum. Sonra başına sardım. 1, 5 tane düz öreceğiz. 2, 3, pardon 7 tane düz öreceğiz arkadaşlar. 7 tane düz ördük, başına sardık. Kenar ilmek, bir düz, kenar ilmek. Bu şekilde. Şimdi tersten hepsini ters örün.
Önden model koyacağız. Evet, şimdi tekrardan model kuracağız. Kenardan bir düz, iki düz ördüm. Başına sarıyorum, hani üçüncü papatyanın zeminini oluşturmak için. Başına sardım. Sonra bir düz örüyorum. Başına sardım. Sonra bir düz, iki düz, üç düz, dört düz ördüm. Papatyadan dört düz ördüm arkadaşlar. Şöyle ilmeği arkadan böyle ilk deliğe getirip sol şişle aldım ve düz ördüm. Sonra sağ şişle ikinciden ilmek alıyorum. Sol şişe geçirdim, düz ördüm. Üçüncüye şişimi geçirdim, ilmek aldım, düz ördüm. Dördüncüye şişimi geçirdim, ilmek aldım, düz ördüm. Sonra beşinci, bakın burada. Buradan ilmek alıyorum, şişe geçirip düz örüyorum. Altıncıyı geçirdim, düz ördüm. Yedinciyi geçirdim, düz ördüm. Ve sekizinciyi geçirdim, düz ördüm. Sonra bir düz, iki düz, üç düz. Üç ile dördüncüyü arkadaşlar böyle sola doğru, sağa doğru çift alıyoruz. Hani dedim ya, bu kenardan kesmem lazımdı. Hem buradan hem buradan kesmem lazımdı aslında. Buradan kesmiyorum artma olması için. Ama buradakini çift alıyorum. Şimdi başına sardım. Bakın ortada bir ilmek kaldı burada. Onu da tekrar bunun yuvası olacak arkadaşlar. Yani bunun zemini olacak o yüzden. Sonra başına sardım. Bir düz, iki düz papatya yapacağız. Üç düz, dört düz ördükten sonra ilmeği, bakın bu ilk deliğini oraya getirdim. Sol şişimle onu çıkardım. Düz ördüm. İkincisini sağ şişimle çıkartıyorum ilmeği. Düz örüyorum. Üçüncüsünü sağ şişimle geçirdim. Çıkardım, düz ördüm. Dördüncüyü çıkardım, düz ördüm. Beşinciyi karşıdan çıkartıyorum. Düz. Altıncıyı çıkardım. Düz. Yedinciyi çıkardım. Düz. Bu şekilde aynı şekilde devam edecek. Böyle düz ördüm. Ondan sonra bir düz. Yine normal ördüme başlayacağım. Başladım. Bir düz, iki düz, üç düz, dört düz ördüm, başına sardım, bir düz ördüm, başına sardım, iki tane kenar ilmeği düz ördüm. Arkadan papatyaları toplayacağız şimdi. İki tane kenar ilmek, başına sardım, ters, 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 ters ördüm. Kaç tane? 3, 6, 7, 8, 9 tane ters ördükten sonra ilmeğimi önüme aldım. Öne aldım yani. 9 tane ilmeği birden kapatacağız. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 8 ilmek almıştık. 9'unu kapatıyoruz arkadaşlar. Hani böyle hepsini birden. Sonra bir düz, iki düz, pardon, iki ters, 3 ters, 4 ters, 5 ters, 6 ters, 7 ters, 8 ters, 9 ters. 9 tane ters ördükten sonra yine diğer papatyaya geçtim. 3, 6, 7, 8, 9. 9 tane aldım. 3, 6, 9. Evet, 9 tanesini birden ilmeği öne aldıktan sonra ters şeklinde ters örerekten kapatıyorum. Sonra diğerlerini de ters örmeye devam ediyorum. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tanesini ters örüyorum. Hani son ilmeği ben örmeden aldım. Bu şekilde arkadaşlar oluştu. Şimdi yine ne yapıyoruz? Buradan tekrar yuva oluştu. Hani üçüncü papatyanın yuvası arkadaşlar. Başına sardım.
bir düz, iki düz, üç düz başına serdim. Bu papatyayı da kapatıyoruz artık yavaşça. Çift alıyorum. Bir düz, iki düz, üç düz, dört ve beşinciyi çift alıyoruz. Sonra başına sardım. Bir düz, iki düz, üç düz. Başına sardım. Çift aldım. Papatyayı. Sonra bir, iki, üç, dört ile beşinciyi çift alıyoruz dediğim gibi. Şöyle yanlış oldu sanırım. Şöyle alayım. İçeri doğru çift alacağız arkadaşlar. Başına serdim. Bir düz, iki düz, üç düz. Başına serdim. İki tane düz ördüm. Bu şekilde. Bakın bir buradan oluşacak papatya. İki de yanlardan. Böyle devam edeceğiz. Tersten hepsini ters örün arkadaşlar. Evet, ön düze geçtim. İki tane kenar ilmek ördükten sonra başına sardım. Bir düz, iki düz, üç düz, dört düz, beş düz ördüm. Başına sardım. Papatyanın üstünde bir tane çift alıyorum bakın. Kapatıyorum artık. Bir düz ördüm. Sonra yine çift alıyorum papatyanın üzerindeki ilmekleri. Bakın üçe düştü. Başına sardım. Bir düz, iki düz, üç, dört, beş düz ördüm. Başına sardım. Yine papatyaya geldim. Bir çift aldım. Bir düz ördüm. Yine çift alacağım. Papatya kapanması için dışarıdan içeri doğru çift alacağım. Aldım yani. Sonra başına sardım. Bir düz, iki, üç, dört, beş düz başına sardım. İki tane kenar ilmek. Arkadan hepsini ters örün arkadaşlar. Evet, yine ön düze geçtim. İki tane kenar ilmek düz ördüm. Başına sardım. Bir, iki, üç, dört, beş düz, altı ve yedi düz ördüm. Sonra başına sardım. Bakın papatya üç tane ilmek kalmış. Onları hepsini bir kapattım. Sonra başına sardım. 7 tane daha düz öreceğim. Hani papatya oluşması için 9 ilmek olması lazım. Başına sardıklarımla birlikte 9 ilmek. Tekrar başına sardım. Üçünü birden topladım papatyanın, yarım papatyanın. Sonra başına sardım. 1 düz, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 başına sardım. Bir düz kenar ilmek. Bu şekilde arkadaşlar bakın. Arkadan hepsini ters gideceğiz. Önden yine papatya şeklini oluşturacağız. Her bir delikten bir ilmek alarak da 8 ilmek alacağız. Arkadan da 9 tanesini birden kapatacağız. Yani 9 tanesini birden alacağız, öreceğiz. Bir ilmeğe düşüreceğiz arkadaşlar. Hani 8 tanesini alsak bir ilmek de kalıyor hani hepsini alınca. Artırma oluyor. O yüzden 9 tane ilmeği kapatacağız ters taraftan. Bir ilmek kalacak. İnşallah anlatabildim. İnşallah anladınız. Biraz aksilik oldu videoyu çekerken. Kusuruma bakmayın. Hakkınızı helal edin. Videolarımı beğenip paylaşırsanız memnun olurum arkadaşlar. Abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.